Yeni bir video ile daha hepinize yeniden merhaba. Bugünkü inceleme konuğumuz Xiaomi'nin piyasaya yeni sürdüğü akıllı bilekliği Mi Band 6'nın detaylı bir incelemesini sizlerle bu video içerisinde yapmaya çalışacağım. Gerçekten ben hali hazırda yoğun yaklaşık bir hafta 10 gün kadar kullanıyorum bilekliği. Hala da kullanmaya devam ediyorum. Ciddi anlamda güzel, yoğun bir şekilde kullandım. Hemen böyle bir İşte aldım, kutu açılışı yapayım, 2 gün 1 gün kullanayım, sonra hemen video yapmak istemedim. Çünkü cihaz gerçekten oldukça hünerli ve çok güzel detayları var. Şöyle bir hafta 10 gün kadar deneyimleyip bu videoyu sizlere çekmem gerektiğini düşündüm. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım, çenem çok düşmesin. Dilerseniz gelin kutu detaylarıyla bilekliğimize göz atalım. Kutuya baktığımızda sade bir tasarımı mevcut. Yine yan taraflarında, önünde farklı ve arka kısmında çeşitli teknik detaylar bizlerin karşısına çıkıyor. Kutu içerisinde ise bir adet manyetik şarj kablosu, bir adet kullanım kitapçığı, kordon ve bilekliğin kendisi çıkıyor. Bir önceki nesle göre, Mi Band 5'e göre en büyük özelliği ekranın büyümesi ve tamamen artık köşelere doğru genişletilmiş bir ekran deneyimi bizlere sunması. 1.56 inçlik ekranı, kasası bir önceki nesle göre aynı fakat ekranı az önce de söylediğim gibi tamamen gelişmiş. Çözünürlük çok daha iyi yere geldiğini de sizlere iletebilirim. 3D kavisli cam tasarımı mevcut AMOLED bir ekran karşımıza geliyor. Dokunmatik renkli bir ekranda yine bizlere sunulan detaylar arasında 326 ppi bir piksel yoğunluğu mevcut. 450 nit de parlaklık seviyesi bulunuyor. 152x486 piksel çözünürlüğümüzde yine ekranda yer alıyor. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Gündüz tam güneş altında gidip son parlaklık ayarında bilekliği kullandım. Gerçek anlamda güneş altındayken dahi çok rahat bir şekilde bilekliğin ekranını kontrol edip işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Parlaklık anlamı gerçekten beni fazlasıyla tatmin etti. Kapalı ortamda yarı bir parlaklıkta kullandığımı söyleyebilirim. Çünkü en yüksekliğe getirdiğimde ev veya iş ortamında fazlasıyla gözüme aldığını da iletebilirim. Bir de renkli gözlüğü olduğum için çok fazla ışığa da maruz kalamıyorum. Ama dışarı çıktığımda parlaklığı en yüksek seviyeye getirdiğimde her ne koşulda olursa olsun bileklik tamamen benim gözümün net görebileceği bir ekranı bana yansıttı. Kandaki oksijeni ölçebilmesi adına sensör eklenmiş. Daha önce Mi Band 5'te Çin versiyonunda varken globalde yoktu. Fakat artık global versiyonu da Mi Band 6 ile beraber kandaki oksijeni ölçme sensörü eklenmiş. Yine dostlar Mi Band 6 ile beraber Xiaomi Wear Lite isimli uygulamayı da kullanabiliyorsunuz. Bir önceki uygulamaya göre, daha önce kullandığımız Mi Band uygulamasına göre daha kapsamlı, daha geniş, daha geliştirilmiş ve daha güzel bir arayüze sahip olduğunu uygulamanın söyleyebilirim. Kullanımı da bir önceki uygulamaya göre daha rahat. Bunu da yine Mi Band 6 ile beraber kullanıp bilekliğin tüm detaylarını, ayarlamasını yine uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Hem iOS hem Android tarafında her iki platformda da farklı kadranlara ve tüm detaylara erişebiliyorsunuz. Yani burada Android'de bazı özellikler kullanılıyor, iOS'ta bazı özellikler kısıtlı gibi durum söz konusu olmamış. Sadece Çin versiyonunda NFC özelliğinin de olduğunu söyleyelim. Bendeki hepinizin de tahmin ettiği gibi global versiyonu. Bilekliğimiz Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor. 125 mAh bir batarya karşımıza çıkmış. Bileklikte herhangi bir çağrı cevaplama veya bileklik üzerinden konuşma gibi bir durum söz konusu değil. Sadece tüm bildirimleri görüntüleme modunda veya telefon geldiğinde çağrıyı reddetme özelliği bulunuyor. Herhangi bir sesli bildirim de bizlere sağlamıyor. Tüm bildirimleri titreşimli bir şekilde bileğimizde hissedebiliyoruz. Titreşim seviyesi ise oldukça kuvvetli. Çok rahat bir şekilde alarm kurduğumda beni sabah alarmdan uyandıracak şiddeti bana yansıttığını söyleyebilirim. Yani titreşim motoru konusunda aklınızda en ufak bir şüphe olmasın. Gayet top gayet kuvvetli bir titreşimle geri bildirim sağlıyor. 5 günlük bir yoğun kullanım ömrü bizlere sağlıyor. 19 gün güç tasarruflu modunda kullanabiliyorsunuz. Normal modda ise 14 güne kadar bir bekleme süresi bizlere sağlıyor. Ben orta ve yoğun arasında bir kullanım gerçekleştirdim. Şu an 8 gün boyunca bileklik bileğimde yaklaşık şu an %4 veya %5'lik bir şarjı kaldı. Yani sürekli bildirimler açık, sürekli titreşim açık. Telefondaki her bildirimi bileklikte alıyorum. Ara ara nabızımı ölçüyor.
İşte hava durumuna bakıyorum. Bir tane daha mesela bildirim geldi bir haber portalından. Sürekli bildirimlerde aktif olarak kullanıyorum. Ekran parlaklığım yarıda, yarı şeklinde kullandığım için yaklaşık bana 8 gün şu an yoğun ortanın arasında bir kullanımda güzel bir pilomu sağladığını da söyleyebilirim. Yine az önceki saymış olduğum detaylarda da kullanırsanız bilekliğin pil ömrünü çok iyi seviyelere de getirebilirsiniz. Yaklaşık sıfırdan %100'e 2 saatten biraz daha fazla bir sürede şarj olduğunu söyleyebilirim. Yani baktığınız zaman aslında bu alanda bir tık daha erken şarj olmasını beklerdim. Tabi bilekliklere de bakalım hızlı şarj özelliği ne zaman gelecek, bunu da merakla bekliyorum ama bu fiyat bandında ve bu bileklik tarafında ortalama şarj süreleri de benzer seviyede. Yine dostlar, bileklik üzerinde çok kolay bir şekilde fonksiyonlarınızı tamamlayabiliyorsunuz. Mesela çok pratik bir şekilde sola veya sağa çektiğinizde müzik çalara veya hava durumuna erişebiliyorsunuz. Yine yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarı kaydırdığınızda da dostlar çok rahat bir şekilde menüye erişebiliyorsunuz. Hem alttan hem üstten de iki türlü de menü içerisine giriş yapabiliyorsunuz. Pratik bir detay olmuş. Çok basit bir şekilde baktığımızda arkadaşlar statü bildirimi, yani yaptığınız günlük koşuyu, günlüğü attığınız adımları vesaire tamamen görebiliyorsunuz. Yine biliyorsunuz Xiaomi Payı adında bir sistem getirdi. Yine buradan Payı skorunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Yine kalp ritmi, kandaki oksijeni, bildirimlerinizi, çalışmalarınızı, workoutlarınızı, yine çalışma geçmişlerinizi, yine stres kontrolünüzü, nefes alıp verme durumu, yine burada stresli bir ortamdaysanız nefes egzersizi size yaptıran güzel bir detay karşımıza gelmiş. Events altında yine bir burada dosya bulunuyor. Burada tamamen planladığınız görüşmeleri, herhangi bir işte toplantıyı burada yine bilekliğin uygulamasından girip buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Yine alarm bulunuyor. Hava durumu takibi çok güzel bir özellik. Benim en çok sevdiğim özelliklerden birisi. Yine müzik çalarımızı kontrol etmemiz için burada bir detay karşımıza çıkmış. Dünya saati mevcut. Yine burada ayarlarımız bulunuyor. İşte nedir bu? Bilekliğin ekranı, parlaklık ayarı, bilekliğin ekranını kitleme gibi irili ufaklı birçok detaya buradan da erişebiliyorsunuz. Yine bileklik hakkındaki tüm verileri, yazılım güncellemesiyle alakalı verileri de yine bu kısımdan da About tarafından kontrol edebiliyorsunuz. Yine More dediğimiz alana bastığımızda dostlar burada yine bir deklanşör görevi olarak kullanabildiğiniz kamera kısmı yer alıyor. Yine stopwatch özelliğimiz, timer zamanlayıcımız ve aygıt veya telefon kaybolduğunda telefona bir titreşim göndermeye veya bir alarm göndermeye, sesli bildirim göndermeye yarayan da bir yine aygıtı bul özelliğimiz de bileklik arasında bizlerin karşısına çıkan detaylar arasında. Uygulamanın detaylarına baktığımızda ben iOS cihazda bunu kullandım. Çok pratik bir şekilde yine adım kontrolünüzü, yine mesafe ölçerinizi, yine yaptığınız koşuların, yürüyüşlerin hangi alanda yaptığınıza dair çok teknik detayları alabiliyorsunuz. Uyku takibinden yaptığınız günlük uyku analizine kadar yine uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Bunun yanında ölçtüğünüz bilekliğin zaman zaman kademeli olarak ölçtüğü nabız takibinizi, kandaki oksijeninizi yine uygulama içerisinden detaylıca görebiliyorsunuz. Yine bileklikle alakalı birçok ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Kadranları değiştirebiliyorsunuz. Kendiniz istediğiniz fotoğrafı telefondan çekip o kadrana ekleyebiliyorsunuz. Kendi stok kadranlarınızı da üretebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay olmuş. Yine 130'dan fazla mağaza içerisinde kadran bulunuyor. Bunları da istediğiniz gibi alıp kullanabiliyorsunuz. Yine bileklik içerisinde bulunan detayları uygulamadan da çok basit bir şekilde kontrol edebilmeniz mümkün. Yine bildirimlerinizi bilekliğin uygulamasından, Xiaomi Wear Lite'dan tamamen erişimleri açabiliyorsunuz. Pratik bir şekilde tüm bildirimleri ve gelen aramaları yine ayarlama yaparak kullanabilmeniz mümkün. Burada dikkat etmeniz gereken detay telefonunuzla uygulamanın bildirimlerini açık hale getirmek. Yine konum servislerini aktif hale getirebilirsiniz. Şu an bileklikte bir Türkçe dil desteği yok. İlerleyen günlerde büyük ihtimalle Xiaomi bir yazılım güncellemesi çıkararak Türkçe dil desteğini de bu bilekliğe getirecektir. Uygulamayı Türkçe kullanabiliyorsunuz. Türkçe dil desteği bulunuyor fakat bilekliğin kullanılan dillerinde bu tarih itibariyle, yani şu an 4 Mayıs 2021 itibariyle Türkçe dil desteği bulunmuyor. Ama dediğim gibi bir yazılım güncellemesine bakar bu iş. Güzel bir şekilde bilekliğe de dil desteği geleceğini de sizlere belirtmekte fayda var. Atıyorum bir spora başladınız, hemen bir workout'a başladınız, bir koşuya başladınız. Bileklik hangi sporu yaptığınızı algılıyor ve o modda bir
sizi takibe alma durumu mevcut. Yani siz elle de manuel bir ayarlama yapmasanız da hangi sporu yaptığınızı algılıyor ve o alanda kayıtlı almaya devam ediyor. 50 metreye kadar bir suya dayanıklılığımız mevcut. Ne bu bileklik kapsamında yine çok sorulan sorular arasında atlamadan da bunu sizlere belirtmek istedim. Bilekliğimizde manyetik şarj özelliği bulunuyor. İki pinin ucu bilekliğe değdirdiğinizde hemen orada bir vakum etkisi yaratıp direkt şarja başlıyor. Oldukça da bu arada dayanıklı. Şöyle hatırı sayılır bir kuvvet uyguladığımda dahi bileklikten şarj düşmüyor ve şarj etmeye devam ediyor. Manyetiği de çok güçlü olduğunu da aslında bu alanda söyleyebilirim. Bayanlara özel bir sağlık izleme modununda bulunduğunu bu bileklik içerisinde yer aldığında sizlere iletebilirim. Şunu da belirtmekte fayda var. Birden fazla bileklik kullandık. Kanalımızda da incelemeleri mevcut. Biliyorsunuz işte Huawei tarafında incelemelerimiz oldu. Yine farklı markalarla akıllı bileklik ve akıllı saat incelemeleri oldu. Dikkatimi çeken şu. Kordon gerçekten oldukça yumuşak. Hiçbir şekilde bileğimi acıtmıyor. Hani normalde ben geceleri yatarken rahatsız olurum ama kordon hiçbir şekilde bana rahatsızlık vermedi. Oldukça yumuşak bir kauçuktan imal etmişler. Sanki bileğimde yokmuş gibi oldukça bana rahat bir performans yarattığını da söyleyebilirim. Bunu da sizlere söylemeden geçmek istemedim. Bilekliğimizin incelemesi detayları bu kadardı. Benim değinmeyi unuttuğum veya sizlerin aklına takılan herhangi bir soru veya sorun varsa lütfen bu videonun yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Oradan sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.